Selam, ben Sevde. Bugün bir Mart sohbetleri videosuyla karşınızdayım. Daha önce aylık sohbet videosu çekmeyi çok istemiştim. Çok mantıklı bir konsept gibi gelmişti. Her ay izlediğim, okuduğum filmler, diziler falan onları anlatırım diye düşünmüştüm. Ve bunu Mart 2018'de bir kere yaptım. Daha sonra hiç yapmadım ve Mart 2019'da tekrar bir Mart sohbetleri çekiyorum. Dolayısıyla bu benim böyle yılda bir kere çektiğim Mart sohbetleri konsepti oldu galiba. Şu an aslında sorguluyorum. Nisan ayında, Mayıs ayında falan tekrar böyle aylık sohbet videosu çeker miyim, devam edebilir miyim buna diye. Daha önce bir yıl boyu çekmemişim. O yüzden kendime güvenemiyorum. Siz o yüzden Mart sohbetleri olarak bunu düşünün. Gelirse eğer başka aylarda da tabii ki ben de sevinirim. Bu videoda Mart ayında izlediğim 3 dizi, 3 film ve okuduğum 3 kitaptan bahsedeceğim. Bugün olmuyor. Gülme geliyor da bana. Ay çok kötü oldu. Bu videoda Mart ayında izlediğim 3 film. Bu videoda Mart ayında izlediğim 3 film, 3 dizi ve okuduğum 3 kitaptan bahsedeceğim. Ay bunun artık ucunu kaçırdım yani. Bu cümle olmayacak. Bu videoda Mart ayında izlediğim 3 dizi. Birinci kitap. Kitaplarla başlayalım. Kitaplar bana her zaman bir ciddiyet veriyor. O yüzden bu gülme krizimin geçeceğini düşünüyorum. Aslında Şubat ayında okuyup da size Mart'mış gibi yedirmeye çalıştığım değil. Ama Şubat ayında başlayıp çok yaydırdığım için Mart ayının bir kısmına kadar elimde gezen ve sonunda bitirdiğim. Evet, kitapla başlıyorum. Bir kitaplar. Evet, ilk kitabım. O kadar ciddiyim ki içten içe. Dışa vurmuyor, vücudumu kontrol elimde değil. Mart ayında okuduğum, evet sesim oldu. Ses geldi. Bu videoda Mart ayında izlediğim 3 dizi, 3 film ve okuduğum 3 kitaptan bahsedeceğim. Bahsedeceğim ilk kitap Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş, Jose Saramago. Ben bu yazarı daha önce okumamıştım ama gerçekten bu kitapla beraber çok çok sevdiğim yazarlar arasına girdi ve daha başka kitaplarını da alıp okumak istiyorum. Kitap aslında bir distopya. Ölümün ortadan tamamen kalktığı bir dünya, daha doğrusu bir ülke var. Ve daha sonrasında tabii ki ölüm geri geliyor. Ama bütün bunlar yaşanırken devletin tepkisi, bir yandan işte sigorta şirketlerinin tepkisi, kilisenin tepkisi, bu tarz şeylerle beraber bayağı bir devlet eleştirisi de ortaya koyan. Ama bir yandan da ölümün gerçekten yaşanmadığı bir dünyada nasıl olurdu acaba sorularına da cevap veren bir kitap olmuş. Ben yazarın üslubunu çok çok beğendim. Hatta belli başlı yerlerde Oğuz Atay'a benzettim. Tabii ki bu biraz saçma. Oğuz Atay benim en sevdiğim yazar. O yüzden de yazara bir tık böyle bir yakınlık duydum. Çünkü üslubu gerçekten özellikle belli başlı yerlerdeki alaycılığı bana Oğuz Atay'ı anımsattı. O yüzden çok çok sevdiğim bir kitap oldu. Bahsedeceğim ikinci kitap da Frances Teğmen'in Kadını. John Fowles. Bu kitaptan zaten bir önceki kitap alışverişi videomda bahsetmiştim. O videodan sonra hemen bu kitaba başladım ve şu an bitirmek üzereyim. Öncelikle bu kitap Victoria dönemini anlatan ama Victoria döneminde yaşamamış bir yazar tarafından anlatılan bir kitap. O yüzden üslubu biraz farklı. Bir yandan da yazarın böyle tanrısal bakış açısında olan ön yargısından dolayı hatta takıntılı ölçüde tanrısal bakış açısını sevmeyen bir yazarmış ve karakterlerin kendi kendine hareket edebildiklerini düşünüyormuş. O yüzden yazar lafın arasına girip kendini gösteriyor belli başlı yerlerde. Hatta yazarın sadece kendi ağzından konuştuğu bölümler de var. Ben bunu açıkçası çok sevdim. Bazı arkadaşlar çok fazla sevmemiş okuyanlardan ama bana çok çok tatlı geldi. Alaycı bir üslubu var. Baş karakter yine çok çok alaycı. Belki yazardan bir şeyler kapmış olabileceğini düşündüğüm karakter o zaten. Bir yandan çok güzel bir Victoria dönemi eleştirisi, bir yandan da çok güzel bir aşk romanı okuyorsunuz. Ve eleştirel kısımları özellikle feminizmle ilgili, aristokrasiyle ilgili, mülkiyetle ilgili eleştirileri beni çok çok etkiledi. O yüzden çok sevdiğim romanlardan biri oldu ve bu yazarın da kitaplarını daha sonra okumayı düşünüyorum. Bahsedeceğim son kitap ise Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı. Bu kitaptan da sanırım 2019'da okuyacaklarım videosunda bahsetmiştim. Bu aslında bir international bestseller. Dolayısıyla çok satan olduğu için biraz benim de ön yargıyla yaklaştığım bir kitaptı. Fakat daha sonra gerçekten beklentimin çok çok üstünde bir kitap olarak çıktı. Bir yandan bir motivasyon kitabı, bir yandan üslubu çok çok akıcı, bir yandan da standart motivasyon klişelerini yıkan bir kitap. Yani işte şöyle hikayeler duyarsınız ya, işte Einstein aslında okulda çok başarısızmış. Hocaları ona adam olmaz bundan demişler. Ama daha sonra işte IQ'su çok yüksekmiş, Einstein olmuş falan. Böyle işte başarı hikayeleri her zaman vardır, duyarız milyonlarca vardır. Ama biz aslında o insan değiliz ve o insan çok istisnai bir insan zaten. Fakat bunları duyduğumuz için hepimiz kendimizi aslında zeki ama tembel kalıbının içine sokmaya çalışırız. Bu kitapta yazar bundan çok güzel bahsediyor ve özel olmadığınızı fazlasıyla vurguluyor. O açıdan ben yazarın bakış açısını
çok beğendim ve gerçekten üslup açısından da oldukça akıcı bir kitaptı. Şubat ayında başlamıştım ben bu kitabı fakat son 20 sayfasında falan bırakmışım, bitirdiğimi zannedip unutmuşum. Mart ayında tekrardan şöyle bir gözden geçirip kitabı toplamda bitirdim. O yüzden bu videonun içine katmak istedim. Tabii ki okuduğum başka kitaplar, izlediğim başka filmler, diziler de var ama bu videonun içerisinde özellikle belli başlı şeyleri seçip koymak istedim ki hepsinden bahsetmek zaten imkansız olurdu diye düşünüyorum. Mart ayında izlediğim filmlerden birincisi Captain Marvel. 8 Mart'ta vizyona girmişti. Ben de sanırım 10 Mart'ta gidip izledim. Zaten son zamanlarda çok fazla Marvel filmi çekiyordu canım. Artık yeni bir film gelsin de izleyeyim noktasındaydım ve o yüzden geldiğinde beni çok 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 tatmin etti. Özellikle girişteki Stan Lee'li olan o Marvel yazısı biraz böyle beni duygulandırdı. Onun dışında Avengers Endgame ile ilgili olarak verdikleri o After Credits'teki ipuçları da çok hoşuma gitti. Marvel'ı bu kadar özlemişken de böyle bir film izlemek bana gayet iyi geldi. Mart ayında izlediğim ikinci film ise Ayrılık Acısıyla Baş Etmek, bir Netflix Originals yapımı. Maria Fey adında Perulu bir kadın var ve sevgilisinden ayrılıyor. Bir yandan bir reklamcılık şirketinde çalışıyor, bir yandan da aslında yazı yazmayı seviyor. Bu kadının ayrılık acısıyla baş ediş şeklini görüyorsunuz. Bir yandan eğlence bir film, bir yandan romantik komedi gibi ama bir yandan onun da tabii ki bir takım feminist göndermeleri var. Ben keyifle izledim. Zaten sanırım yemek yerken öyle vakit geçsin diye başlayıp daha sonra da bitirdiğim bir film olmuştu. İzlediğim son film ise Nothing to Hide. Ben bunu Başak Abla'nın bir videosunda görmüştüm. Ondan sonra merak ederek başladım izlemeye. Filmin konusu şöyle. Orta yaşlı bir arkadaş grubu var ve bir araya gelip yemek yiyorlar. Yemeğe başlamadan önce içlerinden bir tanesi hadi o zaman telefonlarımızı meydana koyalım ve kimin telefonuna bildirim gelirse onu açıp sesli bir şekilde okuyalım. Ya da biri aradığı zaman açalım hoparlörden konuşulsun şeklinde bir karar alıyorlar ve herkes tamam diyor. Tabii ki daha sonra insanların birbirinden sakladıkları şeyler çok ciddi olgular, yani az buçuk sakladıkları bir şey yokmuş. Gerçekten insanların böyle yaşadıkları bambaşka bir hayat olduğu ortaya çıkıyor ve gerçekten ilginç bir film. O yüzden ben merak ederek izledim ve gerçekten başarılı bir film olduğunu düşünüyorum. Sadece en sonunu hiç beğenmemiştim. Yani hiç sevmediğim bir sonla bitirdiler. Hangi film o sonla bittiyse ben o filmden nefret etmişimdir. Ama bu filmin geri kalan kısmını gerçekten başarılı buldum. Bu ay izlediğim 3 diziden bahsedecek olursak öncelikle bu aralar çok fazla How I Met Your Mother izliyorum. Tekrardan başladım ve 2. sezonun ortalarına kadar geldim. Yemek yerken falan sürekli olarak How I Met Your Mother izliyorum ama bu zaten bir ritüeldir. O yüzden şu anda bunu tabii ki anlatmayacağım. İzlediğim dizilerden birincisi Talihsiz Serüvenler dizisiydi. Dizinin son sezonu sanırım geçen ay gelmişti ve ben o zamandan itibaren başladım. Yavaş yavaş Mart ayında bitirdim. Gerçekten güzel bir bitiş olduğunu düşünüyorum. Zaten Talihsiz Serüvenler dizisinin özellikle çekimleri ve görselleriyle çok çok beğeniyorum. Neil Patrick Harris'in oyunculuğu zaten inanılmaz. Ki şu anda yine How I Met Your Mother izlediğim için kendisiyle ve güzel oyunculuğuyla tekrardan karşı karşıya kalmış durumdayım. Söyleyecek bir şeyim yok. Gerçekten çok çok güzel bir diziydi. İzlediğim ikinci dizi ise Umbrella Academy. Hiç sevmedim. Öncelikle çok başarısız buldum. Diziyi başladım, bitirdim. Sürükleyici oldu belli başlı yerlerde ama gerçekten onun dışında karakterlerin süper güçleri, Luther ile Allison arasındaki ilişki gerçekten yani hiç sevmedim. Özellikle Vanya ile ilgili olarak yani şimdi spoiler vermiş olmayayım. Belki hala izlemeyenler vardır, yeni bir dizi ama Vanya'nın nasıl bir sonuca varacağı en baştan belli yani. Netflix artık bunu lütfen yapmasın. Çünkü gerçekten bunu sürekli yapıyor ve biz Vanya ile ilgili zaten bir beklentinin içerisine girmiştik. O beklenti de gerçekten en sonunda çıktı mesela. Gerçekten çok sevmedim. Sadece Klaus karakterini ve beni birazcık sevmiştim. Onun dışında çok sevdiğim bir dizi olmadı. Öylesine oturdum, izledim. Pek başarılı bir süper kahraman dizisi değildi bence. Mart ayında izlediğim üçüncü dizi ise aslında bu bir belgesel. Yine Netflix belgeseli The Staircase. Bunu bana Çılgacan Türk önermişti ve ondan sonra ben merak edip başladım. Hala bitiremedim. Fakat gerçekten ilgi çekici bir belgesel olduğunu düşünüyorum. Belgeselin konusu şöyle. Kathleen Peterson adında bir kadın merdivenlerden yuvarlanıp düşüyor ve ölüyor. Daha sonrasında bunu incelemeye başlıyorlar. Çünkü o anda evde sadece Kathleen'in eşi Mike var. Fakat Mike'la araları normalde çok çok iyi olduğu için ve Mike'ın hiçbir şekilde şiddet eğilimi olmadığı için Kathleen'i öldürmesine çok fazla imkan vermiyorlar.
vermiyorlar. Daha sonrasında kadının zaten düşüş tarzı, bir yandan işte adli tıp incelemeleri giriyor araya. Çok başka bir yöne götürüyor bizi. Yine Mike'la ilgili, Mike'ın geçmişini deşmeye başladıkları noktalarda beni böyle gerçekten çığırımdan çıkartan ve sinirlendiren şeyler yaşanıyor. Şu anda belgeselin sonunu getiremedim ama 15 yıllık bir hukuk sürecini anlatıyormuş ve gerçekten çok çok ilgimi çekti. Ara ara açıp izliyorum. Biraz böyle çok gerçek olması ve gerçekten bir insanın ölmüş olması, gerçek bir olayı işlemesi bana biraz ağır geldiği için çok fazla böyle her gün açıp izlediğim bir şey olmadı. Ama onun dışında gerçekten çok başarılı bulduğum bir belgeseldi. Mutlaka eğer ilginizi çekiyorsa böyle şeyler izlemenizi tavsiye ederim. Benim Mart ayından seçtiğim 3 film, 3 dizi ve 3 kitap bu şekildeydi. Umarım ilerleyen aylarda da böyle aylık sohbet videoları çekebilirim. Eğer çekemezsem 2020 Mart sohbetlerinde görüşmek üzere. Tabii o arada başka videolarımda merak ederseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.